16. Bölüm Şeytanın Düşmanlığı. Mümin kişinin alimleri ve salihleri sevmesi, onların meclislerine devam etmesi, mutlaka bilmesi gerekli konuları sorup öğrenmesi, alimlerin nasihatlerini tutması, çirkin davranışlardan kaçınması ve şeytanı düşman bellemesi gerekir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman tutun. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. Yani Allah'a ibadet ederek şeytana düşmanlık edin. Allah'a isyan ederek şeytana itaat etmeyin. Kalpten samimi olarak bütün hallerinizde, davranışlarınızda ve inançlarınızda şeytandan sakının. Yaptığınız her işinizde şuurlu ve bilinçli olun. Çünkü yaptığınız o amele şeytan riya katabilir, çirkin ve kötü davranışları size süslü gösterebilir. Ona karşı galip gelebilmek için Allah'tan yardım isteyin. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle der: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eliyle bize bir çizgi çekti ve şöyle buyurdu: Bu Allah'ın yoludur. Sonra bu çizginin sağından ve solundan birçok çizgiler çizdi ve buyurdu ki, bu yandaki yollar da her birinin başında bir şeytanın çağırdığı yollardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okudu: Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şeytanın yollarının çok olduğunu açıklamış oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakledilir: İsrail oğulları içinde bir rahip vardı. Şeytan bir genç kızı boğmaya yeltendi. Sonra da ailesine gelerek rahibin kızı tedavi edebileceğini söyledi. Ailesi kızı alıp rahibe götürdüler. Rahip kızı tedavi etmeye yanaşmadıysa da ailesi kabul edinceye kadar ısrar ettiler. Kız rahibin yanına bırakılınca şeytan rahibe gelerek kıza tecavüz etmesi için rahibi tahrik etti. Bir süre direndiyse de sonunda tahriklere dayanamayıp kıza tecavüz etti ve kız rahipten hamile kaldı. Sonra tekrar rahibe gelerek, bir rezalet işledin, yakında kızın ailesi gelir durumu öğrenir, sen kızı öldür, ailesi gelip sorunca öldü dersin diye vesvese verdi. Bunun üzerine rahip kızı öldürdü ve gömdü. Sonra şeytan kızın ailesine gelerek onlara da vesvese verdi. Rahip kızınızı hamile bıraktı, sonra da öldürüp toprağa gömdü diye kalplerine şüphe bıraktı. Kızın ailesi rahibe geldiler ve kızlarını sordular. Rahip kızın öldüğünü söyledi. Kızlarına karşılık onu öldürmek üzere rahibi götürmeye geldiler. Şeytan tekrar gelerek rahibe sokuldu ve şöyle vesvese verdi: Kızın hastalığına sebep olan benim, tedavi olması için sana getirmelerini ailesinin kalbine düşüren de benim. Bana itaat et, kurtul, ben seni onlardan kurtarırım. Rahip, neye karşılık beni kurtaracaksın diye sordu. Şeytan, bana iki defa secde edeceksin dedi. Rahip de denileni yaptı. Bunun üzerine şeytan, ben senden uzağım diyerek oradan kaçtı. Bununla ilgili olarak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der, inkar edince de ben senden uzağım, çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Rivayet edildiğine göre İmam-ı Şafii Hazretlerine İblis şöyle sorar: Beni dilediği gibi yaratan, dilediği amelleri işlememi sağlayan, bundan sonra da beni dilerse cennete ve dilerse cehenneme sokacak olan Allah hakkında ne dersin? Yaptığı bu şey adalete uygun mu yoksa zulüm mü? İmam-ı Şafii radıyallahu anh bu söz üzerinde düşünür ve şöyle cevap verir: Be hey adam,
Eğer seni sen istedin diye yarattıysa sana zulmetmiş olur. Şayet o seni kendi isteğiyle yaratmış ise o yaptığından asla sorumlu tutulmaz. Şunu iyi bilmelisin ki kalp bir kale ve şeytan ise o kaleyi girip işgal etmeye ve ona hükümran olmaya çalışan düşman gibidir. Kalenin düşmandan korunması ancak kapılarda, giriş noktaları ve gediklerde muhafızlar bulundurmakla mümkün olabilir. Bu konularda bilgisi olmayanlar muhafızlık görevini yerine getiremezler. Kalbi şeytanın vesveselerinden korumak gereklidir. Her Müslümanın üzerine farz-ı ayn'dır. Farz olan bir vazifeyi yapmaya vasıta olan şeyler de aynı şekilde farzdır. Şeytanı ve zararlarını savuşturup ondan kurtulmak, onun kalbe giriş noktalarını bilmeden mümkün olmaz. O halde şeytanın kalbe sızma noktalarını öğrenmek de farz olmaktadır. Bu sızma ve giriş noktaları insana ait bazı sıfatlardır ve bunlar pek çoktur. Bunlardan bazılarını şöylece sıralayabiliriz. Birincisi öfke. Öfke, aklı örtüp kapatan bir örtü gibidir. Akıl zayıf düşünce şeytanın askerleri hücuma geçer. İnsan ne zaman öfkelense tıpkı çocuğun topla oynaması gibi şeytan da onunla oynar. Anlatıldığına göre velilerden biri iblise Adem oğlunu nasıl alt ettiğini bana göster demiş. İblis de öfkesi ve arzuları kabardığı zaman onu ele geçiririm diye karşılık vermiş. İkincisi haset ve hırs. İnsan bir şeye hırsla sarılınca o hırs kendisini adeta kör ve sağır hale getirir. İşte o zaman şeytanın askerleri harekete geçer. Aslında kötü ve çirkin de olsa arzu ettiği sonuca ulaşacağı her vasıta hırslı kişiye güzel gelir. Nakledildiğine göre Nuh aleyhisselam gemiye binince Cenab-ı Hakk'ın emrettiği gibi her canlıdan birer çift gemiye aldı. Bir de baktı ki gemide tanımadığı bir ihtiyar var. Ona gemiye niçin girdiğini sordu. Dostlarının kalplerini çelmek için, böylece kalpleri benimle, bedenleri seninle olacak diye cevap verdi. Nuh aleyhisselam onun kim olduğunu anladı ve ona gemiden defol, ey Allah'ın düşmanı sen lanetlisin dedi. İblis şöyle dedi. Şu beş şey ile insanları yoldan çıkarırım. Bunların üçünü sana söyleyeyim, ikisini açıklamam. Bu esnada Allahu Teala Celle Celaluhu Nuh aleyhisselama o üçüne ihtiyacı olmadığı diğer ikisinin açıklamasını istemesini vahyetti. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam diğer ikisini söylemesini istedi. İblis dedi ki o iki silah öyle özelliğe sahiptir ki beni hiç yalancı çıkarmadı. O iki silahımla hiçbir hedefimden geri kalmadım. O iki silahla insanları mahvederim. Onlar hırs ve hasettir. Ben haset yüzünden lanetlendim ve Allah'ın rahmetinden kovuldum. Hırsa gelince Adem aleyhisselama bir ağaç dışında cennetteki bütün ağaçlardan yemesi serbest bırakılmıştı. Hırs sayesinde o yasak ağaçtan yemesini sağladım ve gayeme ulaştım. Üçüncüsü oburluk ve tokluk. Yenen yemekler helal ve temiz olsa da tokluk şehevi arzuları arttırır. Şehevi arzular ise şeytanın silahıdır. Rivayete göre Yahya aleyhisselam iblis ile karşılaştı. Elinde her şeyden yapılmış çengelli bir tomar vardı. İblise o çengellerin ne olduğunu sordu. İblis dedi ki, bunlar Adem oğlunu avladığım şehvetlerdir. Yahya aleyhisselam, onlar arasında benim içinde bir şey var mı diye sordu. Şeytan yok, fakat bir defasında fazlaca yiyip karnını doyurmuştun. Bu yüzden namazda ve zikir esnasında sana bir ağırlık çökmüştü dedi. Yahya aleyhisselam bundan başka bir şey var mı diye yine sordu. Şeytan hayır yok deyince Yahya aleyhisselam Allah adına yeminle söylüyorum ki bundan böyle asla midemi yemekle doldurmayacağım dedi. Şeytan, ben de Allah adına yemin ediyorum ki bundan sonra hiçbir Müslümana nasihat etmeyeceğim diye cevap verdi. Dördüncüsü ev eşyası, elbise ve evde süse düşkünlük.
Şeytan bir insanın kalbinde ev eşyası, elbise ve evde süse düşkünlük görünce oraya yerleşip yurt edinir. Onun bu zaaflarından yararlanmaya bakar. Hemen onu evini yenilemeye davet eder. Tabanlarını ve duvarlarını süslemesini, binaları genişletmesini ister. Güzel elbise ve binitlerle süslenmeye çağırır. O kişiyi artık ömür boyunca emrine amade kılar. Zaten bu yoldan şeytanın bir defa tuzağına düşen kişi için ikinci bir tuzağa gerek kalmaz. Çünkü bu zaaflar hep birbirini çeker. Eceli gelip ölünceye kadar bu şekilde şeytanın yolunda ve hevai arzuların peşinde koşar durur. Böylesi kimselerin kötü akıbeti uğramalarından korkulur. Allah bizleri böylesi kötü akıbetten korusun. Beşincisi, insanlara umut bağlamak. Safvan bin Süleym'den nakledilir. Bir gün İblis Abdullah bin Hanzala'ya görünür ve şöyle der: "Ey Hanzala'nın oğlu, sana bir şey öğreteyim, onları iyi belli." Abdullah, "Benim ona ihtiyacım yok," der. İblis, "Bir bak, eğer hayırlıysa alırsın, yok eğer şer ise reddedersin. Ey Hanzala'nın oğlu, Allah'tan başka hiç kimseden ümit bağlayarak bir şey isteme. Öfkelendiğin zaman haline bir bak, nasıl oluyorsun? Çünkü ben öfkelendiğin zaman sana hakim olurum." Altıncısı, sebatı terk edip acele etmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Acele şeytandan ve teenni, yani tedbirli ve sabırlı olma ise Allahu Teala'dandır." Zira acele edildiği zaman şeytan hiç anlamadığı bir yerden insana şerrini kabul ettirir. Rivayet edildiğine göre Hazreti İsa aleyhisselam doğunca iblisin yandaşları olan şeytanlar gelerek ona şöyle dediler: "Bütün putlar yüzüstü düştüler. Bu yeni bir hadisedir. Siz yerinize oturun, işinize devam edin." İblis onlara böyle dedikten sonra doğudan batıya yeryüzünün her tarafını dolaşır fakat bir şey bulamaz. Nihayet İsa aleyhisselamın doğduğunu öğrenir. Bütün meleklerin etrafını kuşattığını görür. Dönüp yandaşlarına gelir ve şöyle der: "Dün bir peygamber doğmuş. Halbuki her gebelik ve doğum hadisesinde ben hazır bulunur ve haberdar olurdum. Fakat bundan haberim olmadı. Bu geceden sonra insanların putları tapmasından ümidi kesin. Artık onlara acelecilik ve hafif meşreplik yönlerinden gelerek saptırmaya çalışın." Yedincisi, mal, mülk ve para düşkünlüğü. İnsanın yiyecek içecek ve zaruri ihtiyacından fazla olan her türlü mal, mülk, akar, para ve hayvanat gibi şeyler insanın azmasına sebep olur. Bunlar şeytanın karargahıdır. Sabit el-Bünani şöyle der: "Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilince iblis şeytanlarına şöyle dedi: Önemli bir hadise gerçekleşmiş. Araştırın bakalım nedir." Bu talimat üzerine şeytanlar yorgun düşünceye kadar her tarafa araştırdılar ve iblise gelip ne olduğunu anlayamadık derler. İblis, "Ben şimdi ne olduğunu öğrenir size bilgi getiririm," diyerek gider. Araştırması sonucunda şöyle der: "Allah Celle Celaluhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak görevlendirmiş." İblis bundan sonra şeytanlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına göndermeye başlar. Fakat her seferinde de şeytanlar elleri boş olarak dönerler ve şöyle derler: "Bunlar gibisiyle şimdiye kadar hiç karşılaşmadık. Onları tuzağa düşürüp günah işletiyoruz. Sonra kalkıp namaz kılıyorlar ve günahlardan kurtuluyorlar." Şeytanların bu sözleri üzerine iblis şöyle der: "Biraz bekleyin bakalım. Nasıl olsa ileride Allah Celle Celaluhu onlara dünyanın kapılarını açacak. Biz de onlara dünyalık noktasından sızar, isteklerimizi yaptırırız." Rivayet edildiğine göre İsa aleyhisselam bir gün başının altına bir taşı yastık yapıp uzanır. Bu esnada iblis yanına gelerek ona şöyle der: "Ey İsa, dünyaya rağbet mi gösteriyorsun?" Bu söz üzerine İsa aleyhisselam başının altına koyduğu taşı fırlatır ve şöyle der: "Dünya ile birlikte bu da senin olsun." Sekizincisi, fakirlik korkusu ve cimrilik. Pintilik ve fakir düşme korkusu
insanı hem kendi ihtiyaçlarına harcamaktan hem de fakirlere tasadduf etmekten alıkoyar. Bu kötü huylar insanı aşırı şekilde mal mülk biriktirmeye, biriktirdiklerini kasalarda saklamaya sevk eder. Bunun sonucu ise elem verici azaptır. Cimriliğin getirdiği tehlikelerden biri de mal biriktirmek için sürekli çarşı pazar dolaşmaktır. Buraları ise şeytanların yuvalandıkları yerlerdir. Dokuzuncusu taassup. Şeytanın giriş noktalarından biri de kendi görüşünde olmayanlara karşı körü körüne kin beslemek ve onlara küçümseyici gözle bakmaktır. Böylesine kör bir taassuba düşmüş toplumlardaki günahkarlarla birlikte abidler de helake sürüklenir. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle der. Bize ulaşan bilgilere göre iblis şöyle demiş. Muhammed ümmetini ayartarak çeşitli günahlara düşürdü. Fakat onlar istiğfar ederek belimi kırdılar. Ben de onları istiğfar etmeyecekleri bir günaha uymaya yönlendirdim. O da nefsin boş arzu ve heveslerine uyarak onun peşinde gitmektir. Lanetlenmiş şeytan doğru söylüyor. Böyle kişiler kendilerinin günaha doğru sürüklenip gittiklerini bilmezler ki dönüp de istiğfar etsinler. Onuncusu, Müslümanlara karşı suizan beslemek. Müslümanlara karşı suizandan, hatta kötü insanları bile töhmet altında bırakmaktan sakınmak gerekir. Kusurları ortaya çıkarmak için nerede insanlara karşı suizan besleyen birini görürsen, bilmelisin ki o kişinin içi kötülük doludur ve içindeki o kötülük dışına aksetmektedir. O halde insanın üzerine düşen, insanın kalbine sızabileceği bu kapıları şeytanın yüzüne kapatmaktır. Bu hususta şeytana karşı Allah'ı bolca zikrederek kalbine yardımcı olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti. İbn-i İshak şöyle der. Kafirler sahabe-i kiramın Medine'ye hicretlerini görünce ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onların dışında diğer taraftarlar edindiğini anlayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi terk etmesi onları korkuttu. Orada ordu toplayıp kendilerine karşı savaşacağını Mekke müşrikleri anlamışlardı. Ne yapacaklarına karar vermek için Darun Nedve olarak isimlendirilen Kusay bin Kilab'ın evinde topladılar. Burası Mekke müşriklerinin toplantı merkeziydi. Kureyş mutlaka bütün kararları burada alırlardı. Burada yapılan toplantılara Kureyş dışından 40 yaşını doldurmamış kişiler katılamazdı. Fakat Kureyş'ten olanlar için 40 yaşını doldurma şartı yoktu. Ebu Cehil'i içeri aldılar, toplantıyı cumartesi günü yaptılar. Bunun için cumartesi günü hile ve tuzak günüdür denilmiştir. Aralarında Necidli bir ihtiyar kılığında iblis de vardı. İçeri girişi şöyle oldu. İblis kıymetli bir elbise giyinmiş ve başında sarı ile güzel görünümlü bir ihtiyar olarak kapıda duruyordu. Bu ihtiyar kimdir diye sorduklarında Necidli'dir. Niçin toplandığınızı duydu ve söyleyeceklerinizi dinlemek için geldi. Görüşlerinden ve samimi fikirlerinden sizleri mahrum bırakmayacağını ümit edebilirsiniz diye karşılık verdi. Bu cevap karşısında buyur gir dediler, o da girdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne yapacaklarını görüşüyorlardı ve sayıları 100 kişiydi. Daha zayıf bir rivayete göre ise sayıları 15 kişiden ibaretti. İçlerinden Bedir'de kafir olarak öldürülmüş olan Ebul Muhteri söz alarak şöyle dedi. Onu demir parmaklıklar arasına koyun, kapısının üzerine kilitleyin. Sonra daha önce onun benzeri şairlerin başına gelmiş olanı, yani ölümün onun da başına gelmesini gözleyin. Bunun üzerine Necidli ihtiyar dedi ki, bu güzel bir fikir değil. Vallahi siz onu zincire vurup hapsetseniz de dışarıdaki arkadaşları onun durumuna haber alırlar, size baskın düzenleyerek onu elinizden kurtarırlar. Sonra sizi mağlup edinceye kadar sizinle uğraşırlar. Bu isabetli bir görüş değil, başka bir çare düşünün. Bunun üzerine Ebul Esved bin Rabia bin Amr Amiri söz aldı ve dedi ki, onu içimizden çıkaralım, ülkemizden sürelim, nereye giderse gitsin karışmayalım. Necidli ihtiyar Allah Celle Celaluhu'na lanet etsin bu görüşe de karşı çıktı. Vallahi bu da isabetli bir görüş değil.
sözlerinin ne kadar güzel olduğunu, mantığının ne kadar güçlü olduğunu ve anlattığı şeylerin insanların kalbini nasıl cezbettiğini görmüyor musunuz? Eğer onu sürgün edecek olursanız, vallahi şundan emin olamazsınız. Gider, Arapların bulunduğu bir bölgeye yerleşir. Sahip olduğu özellikleri sayesinde onları kendisine inandırır. Onları toplayıp size karşı savaşa girişir. Sizleri yenilgiye uğratır ve elinizden idareyi alır. Sonra size istediğini yapar. Siz bundan başka bir çare bulmaya bakın. Bu esnada Ebu Cehil söz alır ve şöyle der. Vallahi benim bir fikrim var ama sizin onu kabul edeceğinizi zannetmiyorum. Görüşüm şudur. Her kabileden yiğit, kuvvetli, soylu, becerikli birer delikanlı seçelim. Bunların her birinin eline birer keskin kılıç verelim. Hepsi bir üzerine çullanıp bir kişi vuruyormuş gibi hepsi bir anda vurup onu öldürsünler. Böylece biz de ondan kurtulmuş oluruz. Sonra diyeti kabileler arasında paylaştırılır. Çünkü Abdümenaf oğulları bütün kabileleri karşılarına alarak kan davası için savaş açamazlar. Diyeti kabul etmek zorunda kalırlar. Biz de diyetini öderiz. Ebu Cehil'in sözü bitince Necid-i İhtiyar, Allah Celle Celaluhu'na lanet etsin dedi ki, en isabetli söz işte budur. Bunun dışındakiler çözüm olamaz. Nihayet o toplantıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye karar vererek dağıldılar. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Bu gece her gece yattığın yatakta yatma. Gece olunca suikastçılar kapıda toplaşarak uyumasını gözlemeye başladılar. Uyuduğu anda üzerine atlayıp öldüreceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'a kendi yerinde yatmasını emir buyurdular. O da emredilen yere yattı ve üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeşil gürdesini örttü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseden sonra o gürdeyi cuma ve bayram namazlarında giyer oldu. Böylece Hazreti Ali kerramallahu veçe canını Allah'a satan ve canını fedayı göze alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kurtaran ilk kişi oldu. Hazreti Ali kerramallahu veçe bunu bir şiirle şöyle anlatır. Canımla korudum toprağa basanların en hayırlısını. Beytül Atiki ve Hacerül Esved'i tavaf edeni. Kurulan tuzaktan çekinen Allah elçisini. Korudu onu her şeye erişen Allah'ın kudreti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağarada güvenle geceledi. Güvenli mekanda yanında Allah'ın himaye ve perdesi. Ben ise onları ve bana ne yapacaklarını düşünerek geceledim. Ben böylece kendi canımı ölüme ve esarete adamıştım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem silahşörlerin önünde kapıdan çıktı. Allah-u Teala Celle Celaluhu onların gözlerinden görme özelliğini aldı ve hiçbiri onu göremediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların başlarına avuduna almış olduğu toprağı serperek Yasin suresinin şu ayetlerini okudu. Yasin, hikmet dolu Kur'an hakkın için sen şüphesiz peygamberlerdensin, doğru yol üzerindesin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler. Böylece evinden çıkarak dilediği tarafa doğru gitti. Kapıda gözcülük yapanların yanında olmayan biri yanlarına gelerek onlara dedi ki, burada ne bekliyorsunuz? Muhammed'i diye cevap verdiler. Onlara dedi ki, Allah sizi gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Vallahi aranızdan çıkıp gitti. Giderken de hepimizin başına toprak saçtı ve kendi yolunu tuttu. Ne hale geldiğinizi görmüyor musunuz? Herkes başını şöyle bir yokladı, hepsinin başı toprak olmuştu.
Sonra pusudan çıkarak evi araştırmaya başladılar ve Hazreti Ali kerremallahu vecihin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gövdesine bürünmüş olarak yatmakta olduğunu görünce şöyle dediler: vallahi işte buradaki Muhammed'dir. Üzerine gövdesini çekmiş uyuyor. Bu düşünceyle sabahladılar. Sabahleyin yataktan Hazreti Ali kerremallahu vecihe çıkınca geceleyin bizimle konuşan kişi bize doğru söylemiş dediler. Bu hususta şu ayeti kerime inmiştir: hatırla ki kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlar. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. Tasalanma, zorluğun arkası kolaylıktır. Her şeyin bir vakti ve takdiri vardır. Her şeyi takdir eden halimizi görüyor. Bizim tedbirimizin ötesinde Allah'ın da bir takdiri vardır. Bu esnada Allahu Teala Celle Celaluhu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hicret etmesi için izin verdi. Yine de ki: Rabbim, gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla. Çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana katından yardım edici bir kuvvet ver ayet-i kerimesiyle ilgili olarak İbn Abbas radıyallahu anh şöyle der: Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicret ederken yanına Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a Allah'ını emretti. El-Hakim Hazreti Ali radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakleder: Cibril'e benimle beraber kim hicret edecek diye sordum. Ebu Bekir Sıddık diye cevap verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret edeceğini Hazreti Ali kerramallahu vesileye haber verdi. İnsanların kendisinin yanına bırakmış oldukları emanetleri sahiplerine geri vermek üzere onu yerine bıraktı. Et-Taberani hicret hakkında Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anhadan şöyle rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken bize her gün biri sabah biri akşam vakti olmak üzere iki defa gelirdi. Hicret edeceği gün ise öğle vakti geldi. Ben babam Ebu Bekir radıyallahu anh'a dedi ki: babacığım bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını sarmış bize geliyor. Halbuki bu saatte bize gelmezdi. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki: anam babam onun yolunda feda olsun. Vallahi önemli bir iş onu bu saatte gelmeye sevk etmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha der ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, içeri girmek için izin istedi. Ebu Bekir radıyallahu anh izin verince girdi. Hazreti Ebu Bekir oturduğu seyreden kenara çekilerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yer verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha yanındakileri dışarı çıkar buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh bunlar, yani Aişe ve Esma, senin aile halkındır dedi. Diğer bir rivayete göre ise şöyle demiştir: yabancı kimse yok, onlar benim iki kızımdır. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: hicret ederek Mekke'den çıkmama izin verin. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki: ey Allah'ın Resulü, anam babam senin yolunda feda olsun. Sana yol arkadaşı olmamı mı istiyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet diye cevap buyurdular. Hazreti Aişe radıyallahu anh der ki: Ebu Bekir radıyallahu anh ağlamaya başladığını gördüm. Bir kişinin sevinçten ağlayacağını hiç düşünmemiştim. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: anam babam senin yolunda feda olsun. Şu iki binek hayvanından birini kendine al. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır, ancak ücretini almayı kabul edersen alabilirim diye cevap verdi. Diğer bir rivayette şöyle der: eğer istersen ücretini verir alırım. Bineğini bedelini ödeyerek almak istediğinin sebebi şudur: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu yolunda yapacağı hicretin faziletinin mükemmel olmasını arzu ettiğinden bu hicretin canı ve malıyla yerine getiren bir ibadet olmasını istiyordu. Hazreti Aişe der ki:
en hızlı şekilde onların yol hazırlıklarını yaptı. Yol azığı hazırlayıp torbalarına koydu. El-Bakidi'nin rivayetinde şu ilaveler var. Azık torbalarında tatlış bir kuş vardı. Esma radiyallahu anha kuşağından bir parça keserek torbanın ağzını bağladı. Bundan dolayı kendisine iki kuşaklı diye isim verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radiyallahu anh ile Sır mağarasına gittiler ve orada üç gece kaldılar. Burası Mekke civarında bir dağ olup ilk defa Sır bin Abdümenat ona çıktığı için onun adına nispetle isimlendirilmiştir. Bir rivayete göre geceliğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemine Ebu Bekir radiyallahu anh evin arkasında bulunan küçük bir kapıdan çıkarak mağaraya gittiler. Yolda giderlerken karşılarına Ebu Cehil çıkmış, fakat Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun gözlerini görmez hale sokarak ikisi birlikte yanından geçip gitmişler. Esma binti Ebi Bekir radiyallahu anh'a der ki, Ebu Bekir radiyallahu anh 5000 dirhem olan malının tamamını yanına alarak yolculuğa çıkmıştı. Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ellerinden kaçırdıklarını anlayınca onu bulmak için Mekke'nin altının üstüne getirdiler. Dört bir tarafa çok maharetli izciler saldılar. Sır mağarası tarafına giden izciler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izine rastladılar. İzleri takip ederek izlerin kesildiği mağaranın önüne kadar geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ellerinden kaçırmaları Kureyşlilere çok ağır gelmişti. Bundan dolayı çok öfkelendiler ve onu geri getirene 100 deve vaat ettiler. Kadir Gıyaz'ın rivayetine göre Kedir Dağı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle rida eder. Ey Allah'ın Resulü, benim üzerimden kaç. Üzerimde öldürülmenden ve bu yüzden azap görmekten korkuyorum. Buna karşılık Kedir Dağı ise ey Allah'ın Resulü, bana gel diye çağırır. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağaraya girince Allahu Teala Celle Celaluhu mağaranın önünde Ümmü Geylan diye bilinen ağacı dikildi. Ağaç onları kafirlerin gözünden korudu. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mağaranın ağzını ağıyla örmesi için örümceğe emir buyurdu. Ayrıca iki yabani güvercine mağaranın ağzına gelip yuva kurmalarını emretti. Bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve mağara arkadaşını düşmanların gözünden korumak içindi. Şu anda Harim-i Şerif'te bulunan güvercinlerin mağara ağzına yuva yapan yabani güvercinlerin neslinden geldiği söylenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i düşmandan korumalarına karşılık nesillerinin artması ve Harim-i Şerif'te avlanma tehlikesinden uzak güven içinde hayatlarını sürdürmekle mükafatlandırıldılar. Daha sonra Kureyş'in her boyundan seçilmiş gençleri ellerine sopa, mızrak ve kılıçlarını alarak takibe başladılar. Bir kısmı mağaraya kadar geldiler. Mağaranın ağzında iki tane yabani güvercin gördüler ve tekrar arkadaşlarının yanına döndüler. Mağaradan dönenlere ne gördüğünü sorduklarında mağaranın önünde iki yabani güvercinin yuva yapmış olduğunu gördüm ve içinde olmadığını anladım diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağaranın içinde bu konuşulanları duyuyordu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun kendisini düşmandan kurtardığını anlamıştı. Orada bulunan gençlerden biri mağaranın içine girip bakın dedi. Ümeyye bin Halef ona şu karşılığı verdi. İçeri girip de ne yapacaksın? Mağaranın ağzı daha Muhammed doğmadan önce örümcek ağ tarafından kapatılmış. Şayet mağaraya girmiş olsaydı güvercin yumurtalarının kırılması ve mağara ağzındaki örümcek ağının parçalanmış olması gerekirdi. Cenab-ı Hakk'ın iki güvercin ve bir örümcek ağı ile sağladığı koruma askeri bitle yapılan korumadan çok daha etkili olur. Şu yapılan hikmetli işleri iyice düşün. Mağaranın ağzı ağaç tarafından kapatılarak arayanlar nasıl şaşırtıldı ve aranlar nasıl himaye altına alındı. Sonra bir örümcek geldi ve tam da aranacak yer olan mağaranın ağzını ağını örerek kapattı. Dokuduğu ağ şeklindeki elbiseyle av içinde olan üzgülerin gözlerini adeta görmez hale getir. Böylelikle o değersiz örümcek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i koruma gibi bir şeref kazandı. Bu
İbn-i Mekid'in şu sözleri bunu ne güzel ifade eder. İpek böceği ne de güzel ipek dokur. Ondan yapılmış her elbiseye yin yakışır. Fakat örümcek ondan daha üstündür. O peygamberin mağarasına ağ örümüştür. Bukhari ve Müslim Enes bin Malik radiyallahu anh'dan rivayet ederler. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh der ki, biz mağaradayken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, İlkilerden bile ayağın ucuna baksa bizi görecek. Buyurdular ki, üçüncüleri Allah Celle Celaluhu olan iki kişiyi sen ne sanıyorsun? Diğer yazarlardan birine göre Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh yukarıdaki soruyu sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Onlar o taraftan bize doğru gelirse biz de bu taraftan gideriz. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği tarafa bakınca o taraftan bir deminin açıldığını, bir geminin sahile demir atmış olarak kendilerini beklediğini gördü. Hasan-ı Basri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mağaraya doğru gecelin giderlerken Efendimizin bazen önünde bazen arkasında yürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin böyle yaptığını sorunca dedi ki koruma görevini düşününce arkandan yürüyorum, kılavuzluk görevini düşününce önünden yürüyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tekrar şöyle sordu. Bir hadise olsaydı benim için canını seve seve feda eder miydin? Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh şöyle cevap verdi. Seni hak diliyle gönderene yemin ederim ki evet ederdim. Mağaraya vardıklarında Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sen burada dur. Ben mağarayı senin için temizleyeyim. Sonra mağarayı temizlemeye koyuldu. Eliyle etrafı yoklamaya başladı. Bulduğu her deliği elbisesinden bir parça keserek çıkardı. Böyle yapa yapa üzerine aldığı üst elbisesini bitirdi. Fakat tek bir delik kalmıştı. Oradan bir hasara çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zarar vermesin diye o deliğe de topuğunu koyarak tıkadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağaraya girdi. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ın dizine başını koyarak uyudu. Topuğuyla tıkadığı delikten bir hayvan Ebu Bekir radiyallahu anh'ı ısırdı. Fakat o buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi uyandırmamak için ayağını kımıldatmadı. Ancak gözyaşları Efendimizin yüzüne damlayınca buyurdular ki ey Ebu Bekir sana ne oldu? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh şöyle cevap verdi. Anam babam senin yolunda feda olsun ey Allah'ın Resulü. Ayağımı bir şey ısırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ısırılan yere tükürüğünü sürünce acısı geçti. Hasan bin Sabit radiyallahu anh bu konuyu bir şiirinde şöyle dile getirir. O yüksek mağaradaki iki kişinin ikincisiydi. Dağa tırmandıklarında düşman etraflarını sarmış idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona olan sevgisi herkesin malumuydu. İnsanlar içinde onun başka bir dengi yok idi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Perşembe günü Mekke'den çıkmıştı. Pazartesi günü de mağaradan ayrıldılar. Çünkü mağarada 3 gece kalmışlar. Bütün bunlar Rebiülevvel ayının başında cereyan etmiş. Rebiülevvel ayının 12. Cuma günü Medine'ye vardılar. Anlatıldığına göre Zekeriya isminde zahit biri vardı. Bu zat şiddetli bir hastalığa yakalandı. Ölüm anı yaklaştığında bir arkadaşı yanına gelir ve kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadeti telkin edilir. Zahit yüzünü çevirir ve bunu kabul etmez. Arkadaşı ikinci defa telkini tekrarlar fakat zahit yine yüzünü çevirir. Üçüncü defa telkini tekrarlayınca zahit hayır söylemiyorum diye karşılık verir ve bayılarak arkadaşının kucağına düşer. Daha sonra kendisine gelip gözlerini açınca zahit şöyle demiş. Siz bana bir şey söylediniz mi? Evet, sana üç defa kelime-i şehadeti telkin ettim. Sen ise iki defasında yüzünü çevirdin, üçüncü defasında ise hayır söylemiyorum dedin. Zahit bunun üzerine der ki,
O esnada lanetlenmiş İblis yanıma geldi. Elinde bir bardak su vardı. Sağında durdu ve elindeki bardağı göstererek "Su ister misin?" diye soruyordu. Ben de "Evet isterim" dedim. Bu sefer bana "İsa Allah'ın oğludur de" dedi. Ben de ondan yüzümü çevirdim. Sonra bana ayak ucundan geldi ve aynı teklifi bir daha yaptı. Ben yine yüzümü çevirdim. İkinci defa gelip bana aynı teklif yapınca ona "Hayır söylemiyorum" dedi. Bunun üzerine elindeki su bardağını yere çarptı, arkasını dönerek uzaklaşıp gitti. Ben İblis'in teklifini reddetmiştim. Sizin teklifiniz değil. Ben şimdi şehadet getiriyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhum şöyle söylediği rivayet edilmiş. Salihlerden biri şeytanın insanoğlunun kalbinin neresinde olduğunu göstermesi için Rabbine niyazda bulunmuş. Rüyasında vücudunun içi dışarından görünen şeffaf bir insan vücudu görür. Şeytanı kurbağa şeklinde sol omuzuyla sol kulağı arasında oturmuş olarak görür. Uzun ve ince bir hortumu var, onu sol omuzu üzerinden kalbe sokmuş vesvese veriyor. Allah'ı zikredince kaybolur. Allah'ım, serkeş şeytanı ve hasetçi insanları bizlere musallat eyleme. Peygamberlerinin sonuncusu olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine zikirde ve şükürde bize yardımcı ol. Amin. 17. Bölüm Emanet ve Tövbe. Muhammed bin el-Münkedir'den rivayet edilir. Babamın şöyle dediğini işittim. Süfyan-ı Sevri radiyallahu anh tavaf ederken bir adamın her adımda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirdiğini görür. Ona şöyle der: "Ey kişi, sen tesbih ve tehlili bırakmış, sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getiriyorsun. Acaba bu hususta bir bildiğin mi var?" Bu soru üzerine adam şöyle cevap verir: "Affedersiniz, acaba siz kimsiniz?" Süfyan-ı Sevri Hazretleri, "Ben Süfyan-ı Sevri'yim" der. Adam, "Şayet sen zamanın büyük zahitlerinden olmasaydın, halimi sana anlatmaz, sırrımı sana açıklamazdım. Şimdi anlatayım da dinle. Babamla birlikte Beytullah'ı hac etmek için yola çıkmıştık. Birkaç menzil yol aldıktan sonra babam hastalandı. Ben de onun yanında kalarak kendisiyle ilgilendim. Nihayet vefat etti ve yüzü simsiyah kesildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek yüzünü örttüm. Derken bir uyku bastırdı ve hüzünlü bir şekilde uyudum. Rüyamda ondan daha güzel yüzlüsünü, daha temiz giyimlisini ve daha güzel kokulusunu görmediğim birini gördüm. Yavaş yavaş gelerek babamın yanına sokuldu, yüzündeki örtüyü açtı, elleriyle yüzünü sıvadı. Babamın yüzü bembeyaz oldu. Sonra dönüp gitti. Ben onun elbisesine asılarak dedim ki, "Ey Allah'ın kulu, sen kimsin ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu senin vasıtanla şu gurbette babama ihsanda bulundu?" Buyurdu ki, "Ben kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen Muhammed bin Abdullah'ım. Babanın durumuna gelince o günahkar biriydi. Fakat bana çokça salat ve selam getirirdi. Başına o hal gelince benden yardım istedi. Ben bana çokça salat ve selam getirenlerin yardımına koşarım." Sonra uyandım, baktım babamın yüzü bembeyaz olmuştu. Amr bin Dinar, Ebu Cafer radiyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Bana salatu selam getirmeyi unutan kimse cennetin yolunu şaşırır." Ey dinleyici! Bilmelisin ki emanet kelimesi emin kökünden gelir. Zira emanetin bulunduğu yerde hakkın engellenmesi ve zayi olması korkusu yoktur. Emanetin zıddı hıyanettir. Bu da eksiltmek manasına gelen havn kökünden gelir. Zira birisine hıyanet eden onun bir şeylerini eksiltmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Hile, aldatma ve hıyanet fiillerini işleyenler cehennemdedir.
yine şöyle buyurur. Kim insanlarla muamelesinde onlara zulmetmez, konuştuğunda onlara yalan söylemez ise, o kişi mürüvvet-i kemale ermiş, adaletli olduğunu ortaya koymuş ve kendisiyle kardeşlik yapılması vacip olmuştur. Bedevi biri bir topluluğu şu sözlerle metheder. Emanete riayet hususunda aşırı derecede titizdirler. Sorumluluklarına aldıkları hiçbir emanete gadretmezler. Hiçbir Müslümanın hakkını çiğnemezler. Onların üzerinde kimsenin hakkı kalmaz. Onlar insanların en hayırlısıdır. Ben de diyorum ki şu bedevinin övgüyle bahsettiği o kişiler şimdi nerede? Onların soyu kesildi. Bizim zamanımızda sadece insan kılına girmiş kurtlar mevcut. Tıpkı şairin dediği gibi, insan yapmaya niyet ettiği işte kime güvensin? Mert ve iyi kişiler nereden dost bulabilsin? Çok azı hariç insanların hepsi değişmiş, hepsi de kurt, bedenlerine elbise geçirilmiş. Diğer bir şair de şöyle der. Yok artık ayrıldıklarında şöyle söylenen, keşke yer yarılsa da çıksa yerden. Huzeyfe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. İleride emanete riayet ortadan kalkacak, insanlar birbirleriyle alışveriş yapacaklar fakat neredeyse hiçbiri emanete riayet etmeyecek. İnsanlar öyle bir hale gelecek ki falanca ailede emin biri var diyecekler. Aziz dinleyici, tövbe ayet ve hadislerle bütün müminlere yüklenmiş bir vazifedir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Bu bütün müminleri içine alan genel bir emirdir. Yine şöyle buyurur. Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile, tövbe-i nasuh ile Allah'a tövbe edin. Dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp gider de ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin derler. Tövbe-i nasuhun manası samimiyetle sırf Allah için olan ve buna aykırı her türlü şaibeden uzak bir tövbe demektir. Şu ayet-i kerimedeki ifadeler tövbenin fazileti için yeterlidir. Şunu iyi bilin ki Allah çokça tövbe edenleri sever, çokça temizlenenleri de sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Günahlarından tövbe eden Allah'ın sevgilisidir. Günahlarından tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibi olur. Diğer bir hadis-i şerif şöyledir. Allah-u Teala Celle Celaluhu mümin kulun tövbesine şu adamdan daha çok sevinir. Adam yanında bineği ve bineğinin üzerinde yiyecek içeceği bulunduğu halde oldukça büyük ve tehlikeli bir çölde konaklar. Yere uzanır ve kısa bir süre uyur. Uyandığında bir de bakar ki bineği yanından gitmiş. Açlık ve susuzluktan bunalıncaya kadar bineğini arar fakat bulamaz. Sonunda bineğimi kaybettiğim yere gideyim, ölünceye kadar orada uyuyayım der. Sağ kolu üzerine başını uzatıp ölüm uykusuna yatar. Uyandığında bir de bakar ki bineği başı ucunda bekliyor. Üstelik bütün yiyecek ve içeceği de üzerinde duruyor. İşte Allah-u Teala Celle Celaluhu mümin kulun tövbe etmesine şu adamın bineğini bulmasından daha çok sevinir. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Adem aleyhisselamın tövbesini kabul buyurunca melekler kendisini tebrik ettiler. Cebrail ve Mikail aleyhisselam yanına gelerek şöyle dediler. Ey Adem, gözün aydın olsun. Allah-u Teala Celle Celaluhu tövbeni kabul buyurdu. Bunun üzerine Adem aleyhisselam Cebrail aleyhisselama şöyle der. Ey Cebrail, tövbem kabul buyurulduğuna göre bundan sonraki durumumu öğrenmek istiyorum. Bundan sonra Yüce Allah Celle Celaluhu
Adem aleyhisselama şöyle vahyeder. Ey Adem! Soyundan gelecek olanlara yorgunluk ve meşakkati miras bıraktın. Ayrıca tövbeyi de miras bırakmış oldun. Kim bana yönelerek dua ederse, senin duanı kabul ettiğim gibi onun da duasını kabul ederim. Kim benden affını isterse, ben de ona karşı cibri davranmam, dilediğini kabul ederim. Çünkü ben kullarıma çok yakınım ve dileklerini kabul buyururum. Ey Adem! Ben tövbe edenleri kabirlerinden sevinçli ve güler yüzlü olarak kıyamet yerine sevk eder, onların dualarını da kabul ederim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu güneş battığı yerden doğuncaya kadar, yani kıyamet kopuncaya kadar, gece günah işleyenlerin sabaha kadar, gündüz günah işleyenlerin geceye kadar tövbe etmeleri için rahmet elini uzatır. Burada geçen elimi uzatır ifadesi tövbe etmeyi istemekten kinayedir. Çünkü istemek kabul etmekten daha üstündür. Nice kabul edenler vardır ki o kabul edişi istekli değildir. Ama her istekli olan mutlaka kabul eder. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Göklere varıncaya kadar günah işleseniz ve sonra pişman olup tövbe etseniz yine Allahu Teala Celle Celaluhu tövbenizi kabul eder. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kul bir günah işler ve o günah ile cennete girer. Sahabi-i kiram sorar. Bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Günahın cezasını göz önünde tutar, ondan kaçarak tövbe eder ve cennete girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Günahın kefareti pişmanlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur. Günahına tövbe eden kişi hiç günahı olmayan gibidir. Rivayet edildiğine göre Habeşli biri şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, ben çirkin işler işledim. Acaba benim için tövbe yolu var mı? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evet diye cevap verir. Bu cevap üzerine Habeşli dönüp gitti. Sonra geri gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, ben o çirkin işleri yaparken Allah Celle Celaluhu beni görüyor mu? Evet. Bu cevap üzerine Habeşli bir sayha attı ve orada ruhunu teslim etti. Rivayet edildiğine göre İblis Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden kovulunca Allahu Teala'dan süre istedi. Allah Celle Celaluhu da ona kıyamete kadar süre verdi. Bunun üzerine İblis dedi ki, İzzetin ve Celal'in hakkı için insanın ruhu bedeninde durdukça onun kalbine vesvese vermekten uzak durmayacağım. Buna karşılık Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. İzzetin ve Celal'in hakkı için ben de onların ruhu bedenlerinde durduğu sürece tövbesini kabul edeceğim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Suyun kiri giderdiği gibi iyilikler de kötülükleri giderir. Şunu iyi bilin ki Allah kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Said bin el-Müseyyib radiyallahu anh'dan nakledildiğine göre yukarıdaki ayeti kerime hakkında şöyle der. Bu ayet günah işleyip sonra tövbe eden, tekrar günah işleyip sonra yine tövbe eden kişiler hakkında inmiştir. Fudel bin İyaz radiyallahu anh şöyle der. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Günah işleyen kullarıma tövbe ederlerse tövbelerini kabul edeceğimi müjdeleyin. Sıddık kullarıma da eğer kendilerine adaletle muamele edecek olursam onlara azap ederim diye uyarıda bulunun. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle der. Kim işlemiş olduğu bir günahı hatırlar, ondan üzüntü duyar ve kalbi titrerse o günahı asıl kitaptan, ümmül kitaptan silinir. Anlatıldığına göre peygamberlerden biri bir hata işler. Allah-u Teala Celle Celaluhu ona şöyle vahyeder. İzzetim ve Celalim hakkı için eğer bir daha yaparsan seni azaba çarptır. Peygamber şöyle der. Ya Rabbi sen Rabbsın,
ben ise bir kulum. Eğer beni korumazsan yine o hatayı işleyebilirim. Bu cevap üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu bir daha o kusuru işlemekten korur. Adamın biri İbn-i Mesud radıyallahu anh'a gelerek şöyle dedi. Beni üzüntüye sevk eden bir günah işledim. Bundan pişman olup Allah'a tövbe etsem günahımı affeder mi? İbn-i Mesud radıyallahu anh adamdan yüzünü çevirdi. Sonra adama dönüp baktığında gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Ona dedi ki, cennetin 8 kapısı vardır. Hepsi de açılır ve kapanır. Fakat tövbe kapısı hiç kapanmaz. Onun açık tutulması için bir melek görevlendirilmiştir. Ümitsiz olma. Tövbe et ve hayırlı amel işle. Anlatıldığına göre İsrail oğullarından bir genç 20 sene Allah'a ibadet eder. Sonra 20 sene Allah'a isyan eder. Sonra bir gün aynaya baktığında sakalında beyaz bir kıl görür, buna canı sıkılır ve şöyle der. Allah'ım, sana 20 sene ibadet ettim. Sonra 20 sene günah işledim. Tövbe edip tekrar sana yönelsem acaba beni kabul eder misin? Bu esnada şöyle bir ses işitir. Sen bizi sevdin, biz de seni sevdik. Sen bizi terk ettin, biz de seni terk ettik. Şayet bize geri dönersen biz de seni kabul ederiz. İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kul tövbe edince Allahu Teala Celle Celaluhu meleklere onun işlediği günahları unutturur. Azalarına da işlediği günahları unutturur. Ayrıca kıyamet günü hiçbir mahlukatını aleyhinde şahitlik edememesi için günahın işlendiği mekana ve bulunduğu semaya da o günahı unutturur. Hazreti Ali kerremallahu veçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu mahlukatı yaratmazdan 4000 yıl önce arşın etrafında şu da muhakkak ki ben tövbe eden, inanan ve yaralı iş yapan, sonra böylece doğru yolda giden kimseyi bağışlarım diye yazılıdır. Ey ahiret yolcusu! Şunu iyi bilmelisin ki büyük ve küçük günahlardan hiç vakit geçirmeden tövbe etmek her Müslüman üzerine farz-ı ayındır. Zira küçük günahlarda ısrar ederek işlemeye devam etmek onları büyük günah sınıfına sokar. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülükte bile bile ısrar etmezler. Tövbe-i nasuh. Tövbe-i nasuh, kulun zahiri ve batini ile günahlarına pişman olarak ve bir daha günah işlememeye azimli olarak tövbe etmesidir. Sadece zahiri yani dış görünüşüyle günahlara tövbe eden kişinin durumu, çöplüğün üzerine ipek örtüyle örtmeye benzer. İnsanlar ona bakınca durumunu çok beğenirler. Fakat üzerindeki örtüyü kaldırılacak olsa hepsi de ondan yüz çevirip kaçar. Tıpkı bunun gibi hatta zahiren ibadet yapanlara imrenerek bakarlar. Fakat perdeler açılıp gizli sırlar ortaya çıktığı zaman şu ayeti kerimede belirtildiği gibi melekler onlardan kaçar. Gizlenenlerin ortaya çıktığı gün. Bundan dolayıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu sizin dış görünümünüze ve kalıbınıza bakmaz. Sadece kalplerinize ve niyetlerinize bakar. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle der. Tövbe eden nice kimseler vardır ki kıyamet günü tövbe edenlerden olmadığı ortaya çıkacaktır. Çünkü bu kişiler tövbenin geçerli olması için gerekli olan şu şartları yerine getirmemişlerdir. İçten bir pişmanlık ile günahlara tövbe etmek, bir daha günah işlememeye azimli olmak, haklarını yediği kişilere mümkün ise haklarını geri vermek, üzerine hakkı geçen kişilerden helalleşmek, hak sahiplerine haklarını vermek ve onlarla helalleşmek mümkün değilse hem kendisi ve hem de hak sahipleri için bol bol istiğfarda bulunmak, böylece umulur ki Allah'ın yardımıyla hak sahipleri kendisine razı olur ve haklarını helal ederler. İnsanın işlediği günahları unutması onun için en büyük musibettir.
Akıllı ve olgun insan nefsini sürekli hesaba çeker. Aynen şu şiirde söylendiği gibi. Ey günahlarını sayıp döken günahkar! Günahlarını unutma, önce işlediğin günahlar da var. Ölüm gelmeden Allah'a tövbe et, günahlara son ver. Eğer itiraf edeceksen günahlarını itiraf et ey günahkar. Fakih Ebu'l-Leys şöyle nakleder. Hazreti Ömer radıyallahu anh ağlayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Seni ağlatan nedir ey Ömer? Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü, kapıda ağlayan bir genç var. Onun ağlayışı kalbimi yaktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, onu içeri al dedi. Ömer radıyallahu anh genci içeri alır ve genç ağlamaya devam eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sorar. Seni ağlatan nedir ey delikanlı? Delikanlı genç şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, günahlarımın çokluğuna ağlıyorum. Cebbar olan Allah'ın bana öfkelenmiş olmasından korkuyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorar. Allahu Teala'ya şirk mi koştun? Genç hayır diye cevap verir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yine sorar. Haksız yere bir insanın canına mı kıydın? Genç yine hayır diye cevap verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günahların yedi kat gök, yer ve dağlar kadar bile olsa Allah onları affeder. Genç bu sefer, ey Allah'ın Resulü, benim günahım bundan da büyük der. Peygamber Efendimiz, senin günahın mı daha büyük yoksa kürsü mü diye sorar. Genç, benim günahım daha büyük der. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin günahın mı daha büyük yoksa arş mı diye sorar. Genç bu sefer, benim günahım daha büyük der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, senin günahın mı daha büyük yoksa Allah'ın affı mı diye sorduğunda, genç, şüphesiz Allah'ın affı daha büyük ve geniştir der. Bunun üzerine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o derece büyük olan günahı ancak her şeyden yüce ve büyük olan Rab Celle Celaluhu affeder. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem delikanlıya dedi ki, ne günah işledin bana söyle bakalım. Genç, ey Allah'ın Resulü, sana söylemekten haya ediyorum diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır utanma, günahının ne olduğunu söylediği ısrar edince, genç, ey Allah'ın Resulü, ben 7 senedir kabirlerden kefen soygunculuğu yapıyorum. Nihayet geçenlerde Ensardan bir genç kız vefat etti. Gittim kabrini açarak onun da kefenini soydum. Oradan fazla uzaklaşmamıştım ki şeytanın ibasına uydum ve kıza tecavüz ettim. Henüz yanından ayrılmamıştım ki kız kabrinden kalkarak şunları söyledi. Yazıklar olsun sana ey delikanlı. Sen her mazlumun hakkını zalimlerden alacak olan Allahu Teala'dan utanmıyor musun? Beni burada kabir halkı arasında çırılçıplak ve Allah'ın huzurunda cünüp bırak. Delikanlı bunları söyledikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa fırladı ve genci iterek buyurdular ki, ey fasık, seni ateşe daha yakın görüyorum, çık yanımdan. Genç oradan çıkıp gitti, 40 gece Allah'a sürekli tövbe etti. 40. gece tamamlanınca başını semaya kaldırarak şöyle dua etti. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Adem aleyhisselamın ve İbrahim aleyhisselamın Rabbi olan Allah'ım. Eğer benim günahımı bağışladıysan bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına bildir. Yok bağışlamadıysan gökten bir ateş gönder ve beni onunla yak. Böylece beni ahiret azabından kurtar. Bu esnada Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ey Muhammed, Rabbim sana selam söylüyor ve mahlukatı sen mi yarattın diye soruyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz beni de bütün mahlukatı da yaratan, benim ve bütün mahlukatın rızkını veren Allahu Teala'dır diye cevap verdi. Cebrail aleyhisselam şöyle devam eder. Cenab-ı Hak sana, ben o delikanlının tövbesini kabul ettim ve onu affettim buyuruyor.
Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o genci çağırtır ve tövbesinin kabul edildiğini müjdeler. Yine anlatıldığına göre Musa aleyhisselam zamanında tövbesinde sebat etmeyen, her tövbeden sonra tövbesini bozan biri vardı. Böylece 20 yıl geçti. Sonra Allahu Teala Celle Celaluhu Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Falan kuluma söyle, kendisine gazaplandım. Musa aleyhisselam kendisine bildirilen emri ilgili kişiye ulaştırır. Bu haber üzerine adam üzüntüsünden çöllere düşer ve şöyle der. Allah'ım, senin rahmetin mi tükendi, yoksa istediğin günahlar sana bir zarar mı verdi? Yoksa af hazinelerin mi gitti? Yoksa kullarına karşı cimri davranmaya mı başladın? Hangi günah senin affından daha büyük olabilir? Kullarına lütufta bulunmak senin kadim sıfatındır. Günahlarla kirlenmek ise benim için sonradan oluşmuş bir sıfat. Benim sonradan edinilmiş olan sıfatım senin kadim sıfatına üstünlük sağlayabilir mi? Sen kullarına kapını kaparsan onlar kimden dilekte bulunabilirler? Sen onları kapından kovarsan hangi kapıya gidebilirler? Allah'ım, eğer bana karşı rahmetin sona ermiş ve beni mutlaka azabına çarptıracaksan bütün kullarının azabını benim üzerime yükle. Ben kendimi onlara feda ediyorum. Bu yakarış üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa aleyhisselama, ey Musa, o kuluma git ve benim kudretimi, affımı ve rahmetimi tam manasıyla tanıdığına göre günahların yeryüzünü doldursa bile onları bağışlıyorum de diye bahseder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah katında en sevimli ses, günahkar bir kulun tövbekar olarak ya Rabbi diye seslendiği yakarıştır. Allahu Teala Celle Celaluhu da kuluna buyur ey kulum, ne istiyorsan söyle. Sen benim katında bazı meleklerim gibisin. Ben daima seninle birlikteyim ve kalbinde gizlediklerinden sana daha yakınım. Ey meleklerim, sizler şahit olun. Ben bu kulumun günahlarını bağışladım der. Zünnun-i Müsri radiyallahu anh şöyle der. Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar günah ağaçları dikenler. Sanki günaha sırf kalbinde bir meyil olurmuş. O ağacı tövbe suyu ile sularlar. Ondan pişmanlık ve hüzün meyveleri geçirirler. Dili olmadıkları halde dililmiş görünürler. Dilinin dışında konuşup anlaşırlar. Aslında onlar etkili ve düzgün konuşmasını bilen, Allah ve Resulü'nü hakkıyla tanıyanlardır. Safa kadehinden içmişler, uzun süren belalara rağmen sabrı miras almışlardır. Melekut alemine kalpleri hayran kalır. İlahi kudretin perdeleri arasında fikirleri cevelan eder. Pişmanlık çardağının altında gölgelenirler. Günah sayfalarını okurlar ve nefislerini üzüntü ve eleme bari sayarlar. Vera merdivenine tırmanarak zıh zirvesine erişirler. Dünyadan ayrılığını acısını tatlandırır, kabrin sertliğini yumuşatırlar. Böylece kurtuluş ipini ele geçirmiş ve selamet kurtulu tutmuş olurlar. Ruhları öyle sinirgiliklere erişir ki naim bahçelerinde gezinir, hayat denizine dalar, hüzün hendeklerini doldurup heva kıvrısından geçerek ilim bahçelerine inip konaklarlar. Orada hikmet pınarlarından kana kana içerler, firaset gemisine biner, kurtuluş rüzgarlarıyla selamet denizine yelken açarlar. Nihayet rahat bahçelerine, izzet ve ikram kaynağına erişirler.